Merhaba arkadaşlar. Benim bugün size sunacağım kitabımın adı Tembellik Hakkıdır. Yazarımız Paul Lafergue'dir. Öncelikle biraz yazarımızdan bahsetmek istiyorum. Paul 1842'de Küba'nın Santiago kentinde doğdu. Dedesi Fransız, babaannesi Zenci Beyaz Melezi. Annesinin babası Fransız Yahudisi, anneannesi de Karayipli bir yerliydi. Paul 9 yaşında ailesiyle birlikte Fransa'ya göçtü. Bordeaux ve Toulouse'da öğretimini yaptıktan sonra Paris'te tıp akademisine yazıldı. O günlerde kralcı hükümete karşı artan gençlik eylemlerine katıldı. Paul cumhuriyetçi, sosyalist, materyalist ve ateistti. Fransa'da sosyalist düşüncenin halk arasında yayılması için eylemlerini daha çok işçi partisi safında yoğunlaştırdı. Paul, Marx'la tanışmadan önce ahlaki ve ekonomi biliminin her türlü tanrısal ögeden arındırma girişiminin temsilcisi olan proto'nun düşüncesini benimsemişti. Gençlik düşlerinden vazgeçerek hükümetin değil, toplumun değişmesini isteyen işçilere katıldığında sosyalizmi seçti. Paul, Enternasyonal'a üye olduktan sonra 1865'te Londra'da Genel Konsey'e Fransız işçi Devinim üzerine bir rapor sundu. Marxla da bu arada tanıştı. Marx Paul'un coşkusunu, politik gücünü beğendi. Engelse yazdığı bir mektupta ondan yakışıklı, zeki, enerjik ve sportif olarak söz eder. Paris'te gençleri hükümete karşı direnişe geçen kışkırttığı gerekçesiyle akademiden uzaklaştırılan Paul, tıp öğrenimini Londra'da sürdürdü. 1867'de Laura ile evlendi. Karı koca Paris'e yerleştiler. İki oğulları bir kızları doğduysa da hiçbiri yaşamadı. 1870'de fransız alman savaşı patlak verdiğinde Bordeaux'a taşındılar. Savaşı yitiren Fransa'da imparatorluğunun yerini 3. Cumhuriyet adıyla Burjuva bir yöntem aldı. Paul işçi hareketlerini canlandırma amacıyla Ulusal Savunma adlı bir gazete çıkarmaya başladı. Tir hükümeti vergileri yükselterek çalışanların yükünü ağırlaştırmıştı. Ülke ekonomik bunalımdaydı. 18 Mart 1871'de komün adıyla anlam ayaklanma başladı. Hükümet bu ayaklanmayı kanla bastırdı. Paul tutuklanacağını anlayınca İspanya'ya geçti. Burada kaldığı sürede kapitalin İspanyolcaya çevrilmesine yardımcı oldu. Fransa'nın yaşadığı büyük ekonomik bunalım sürüyordu. Paul tanıştığı önemli sosyalistlerden Guaste ile Fransız işçi sınıfını örgütlemek için çalışmalar yaparken 1877'de Egalite gazetesinde yazmaya başladı. 1880'de Londra'da Engels'in evinde Marx ve Guaste ile birlikte Örgütün programını hazırladığı günlerde tembellik hakkı da tefrik olarak yayımlandı. Paul 1891'de milletvekili seçildi. Bu durum gerici basında büyük tepkilere yol açtı. Marx'ın damadı olan bu yabancının sınır dışı edilerek Almanya'ya gönderilmesi bile önerildi. Bütün suçlamalara karşın Paul Fransız Sosyalist Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 26 Kasım 1911'de onu eşiyle Laura ile bir koltukta kucak kucağa son soluğunu vermiş olarak buldular. Kendilerini öldürmelerinin nedenini bıraktığı mektupta şöyle anlatıyordu Paul. Varoluşun zevklerini ve hazlarını birer birer elimden alacak ve de beni akli ve fiziki güçlerimden yoksunlaştıracak acımasız yaşlılığın yaşamsal enerjimi felce uğratmasından Böylece bizzat kendim ve diğerleri için bir yük yaratmasından önce bedenen ve aklen sağlıklı olarak yaşamama son veriyorum. Yıllardır kendi kendime 70 yaşımı aşmama sözü vermiş, böylece yaşamdan ayrılmamın yılını tespit etmiş ve bu kararımı gerçekleştirme biçimini yani deri altına yapılacak bir siyanür şırıngasında hazırlamıştım. 45 yıldır kendime adadığım davanın yakın bir gelecekte zafere ulaşacağına dair kesin bir inanç ölüyorum. Yaşasın komünizm, yaşasın uluslararası sosyalizm. Paul denildiğinde ilk akla gelen eseri şüphesiz ki tembellik hakkıdır. Tembelliğin özgürlüğün bir parçası olduğunu savunan ve insanların tembellik yapma haklarının olduğunu belirten tembellik hakkı, etkileyici bir sistem ve toplum eleştirisi yapıyor. Eserinde sistemin insanları baskı altına sokan ve kölelik düzenine uymaya zorlayan çalışma şekillerini dikte ettiğini belirten Paul, tembellik üzerine hiç edilmemiş sözler ederek farklı noktalara dikkat çekiyor. Tembelliğe aşağılayıcı gözle bakılmasının yanlışlıklarını dile getiren eser, tembelliğin ...bir varoluş gerekliliği olduğunun altını çiziyor. Çalışma hakkının çürütülmesi alt başlığını taşıyan tembellik hakkı... ...kapitalist sistemin yaşamaya zorunlu kıldığı hayata... ...sistem dışından bakmayı başaran bir eser olarak... ...Paul'u günümüzde de anmamızı sağlıyor. Kitabımız, önsöz, yıkıcı bir kör inanç... ...işin kutsanması, aşırı üretimin ardından gelen yeni havaya yeni küfte ve ek olarak 6 bölümden oluşuyor. Ön söz bölümünde yazarımız Paul anlatısının temelinde yatan eleştirileri ve kaynaklarını açıklamakla birlikte kitabı okuyan devrimci sosyalistlere de hakim sınıf tarafından halkın kafasına yerleştirilen ön yargıları kırmak zorundasınız diyor. Bu ön yargılar ile kastettiği anlayacağınız üzere çalışma tutkusudur. Kapitalistler o dönem imkanlarını tutumlu davranın ve toplumsal zenginliği arttırmak için daha çok çalışın yalanını söylemişlerdir. Gerçi hala söylemeye devam ediyor o da ayrı konu. Toplumsal zenginlik dedikleri şey sadece kendilerinin zenginlikleridir. Üzerlerinden milyonlarca dolar kazandığı işçileri ise yazarımızın dediği gibi berhize mahkum etmiştir. Onları kendi işlerindeki çalışma tutkusu ile cezalandırılmıştır. Yıkıcı bir körenç bölümü yazımın başına eklediğim şiir anlatısıyla başlıyor. Bölümün ismi tabii ki de yine çalışma tutkusuna gönderme yapıyor. Bu noktada sanırım sizlere yazarın çalışma kavramını nasıl algılandığını aktarmam gerek. Yazarımızın çalışma ile kastettiği şey sonraki bir etkinlik olan çalışmadır. Örnek vermek gerekirse Sadece günlük hayatımızı sürdürebilmek için ücret karşılığında emeğimizi satıyorsak yazara göre bu bir zoraki çalışma etkinliğidir. Çünkü üretme etkinliğinin amaçları sonuç bölümünde çevirmenimiz tarafından eklenen Marx'ın alıntısında şöyle sıralanıyor. Şimdi insani varlıklar olarak üretimde bulunduğumuzu varsayalım. Aramızdan her biri iki nedenle kendini olumlar kendisi ve diğerleri için. 1. Bir, üretimimde bireyselliğimi, özgünlüğümü kavramış olacağım. Öyleyse bu etkinlikte yaşamımın bireysel bir tezahüründen yararlanmayı deneyecek ve nesneyi seyrederken hiçbir kuşkuya yer vermeksizin etkinliğimin somut, elle tutulur bu nesnesinin gücünde kişiliğime güven duymanın kişisel sevincini yaşayacağım. 2. Ürünümden duyduğum bu hazda, emeğimle bir insan ihtiyacını tatmin etmiş olmanın, insan doğasını anlamış olmanın, yani bir başka insana doğasına uygun düşen bir nesneyi vermiş olmanın bilincine ve hazına ulaşmış olacağım. 3. Seninle insan türü arasında bir aracı olarak hizmet etmenin, senin öz insanı doğanı tamamlayan ve bizzat sana gerekli bir parça olarak senin tarafından kabul edilmenin bilincine ulaşmış olacağım. Bir başka deyişle düşüncende ve sevginde olumlanmış olduğumu bileceğim. 4. Bu bireysel ve yaşamsal etkinliğimde doğrudan gerçek doğamı, toplumsal varlığımı olumlamış ve kavramış olacağım. Dolayısıyla bu üretme etkinliğimiz sadece iş ile sınırlandırılamaz ve sadece bir ekmek gailesine indirgenemez. Üretme etkinliğimizin amacı sadece para kazanmak olmayacağı gibi aynı zamanda ürettiğimiz ürünü de yabancılaşmamamız gerekir. Ürettiğimiz ürünle insanlara faydalı olduğumuzu bilebilmeliyiz ve her şeyden önce yaptığımız bu etkinlikten zevk almalıyız. Yaparken zevk almadığımız bir üretme eylemi sizi yaptığınız üretim sürecinden de yabancılaştıracaktır. Bunun üzerine bir de üretim sürecinde hiçbir katkısı olmadığı halde en büyük payı kapan kapitalistler girdiğinde üretme eylemi iyice zevksiz ve bu nedenle kendini gerçekleştirmekten uzak bir etkinlik haline geliyor. Yani üretme etkinliğimiz bir ekmek kailesine indirgenmiş olur. İşçi sınıfı ise bu durumu içselleştirmiş ve sorgulamadan sadece iş yapmaktadır. Sefaletin sebebinin işin kendisi olduğunu anlayamamıştır. İşte Paul eleştirisinin temelinde bu düşünce yatıyor. Kapitalizm şu an bu kadar geniş bir alana yayılmışsa bu yayılmadaki en büyük katkıyı işçiler yine kendileri sağlamışlardır. İşlerindeki o bitip tükenmek bilmeyen çalışma tutkularıyla. İşin Kutsanması bölümüne yazarımız 1770 yılında yazarı belli olmayan bir çalışma üzerinde yorumlar yaparak başlar ve devamında ise uzun çalışma saatlerinden ve de o dönemin 19. yüzyıl Avrupa'sındaki işçi sınıfının sefaletini aktarır bizlere çeşitli alıntılar ile. Bu alıntılarda dönemin Avrupa'sını gerçekten çok iyi aktaran, adeta gözümüzde canlandıran güçlü tasvirler yer alıyor. Özellikle Doktor Willerman'ın yapılan alıntılar gerçekten insanın kanını donduracak cinsten. 12 saatlik uzun çalışma saatlerinden sonra fabrikalardan çıkıp evlerine yol alan işçilerin, kadınların ve 12 yaşında bile olmayan çocukların durumları çok iyi resmedilmiş. Bir yandan da iktisatçılar halka aynı yalanı tekrarlayıp duruyorlar. Refahımızı yaratmak için çalışın, durmadan çalışın. Fakat bunun İleride hem kendileri için hem de kapitalistler için nasıl tehlikeler açacağının farkında olamadığı işçi sınıfı. Tıpkı onların bu sefaletinin kendi içlerindeki çalışma tutkusundan kaynaklandığının farkında olamadıkları gibi. İçlerindeki çalışma tutkusu ve inandıkları refahınızı arttırmak için çalışın yalanıyla birlikte adeta makinalar gibi durmadan üretim yapan işçiler yazarımıza Aşırı üretimin ardından gelen isimli bölümü yazdırdı. Bu bölümde adından da kolayca anlaşılacağı üzere işçilerin çalışma sapkınlığının sonucunda ortaya çıkan aşırı üretimin neden olduğu hem işçileri hem de kapitalistleri etkileyen sonuçları aktarıyor okura. Bu sonuçlardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Aşırı üretim doğal olarak şirketlerin satamayacakları kadar çok ürün depolamasına neden oldu satamayacakları kadar çok ürünün depolarında duruyor olmasına rağmen fabrikalar çalışma sapkınlığı ile dolup taşmış işçilerden oluştuğu için depolar ağızlarına kadar olmaya devam etti. Bu da fabrikatörlerin hem madde bulmalarında sıkıntı çekmelerine neden oldu. Bu durumda dolayısıyla çeşitli miktarlardaki işçilerin işten çıkarılmasına neden oldu. Çünkü ham madde sıkıntısı var ve üretim durmadan devam ediyor. Sermaye gitgide azalıyor ve çözüm olarak fabrikatörler de işçi sayısını azaltma yöntemine başvuruyor. Döndük dolaştık yine aynı noktaya geldik. Ne demiştik? İşçilerin içine yerleştirilmiş bu çalışma tutkusu onların sefaletlerinin nedenidir aslında. Fakat sonuçlar bununla da bitmiyor. Proleterler iş kavramının kendisini sorgulamak yerine yanlış bir sorgulamaya girerek çalışmayan yiyemez diye ayaklanıp kapitalistleri de çalışmaya zorladılar. Bu durumda kapitalizm de elinin altına bulundurduğu kolluk kuvvetlerini devreye soktu ve maalesef kanlı sonuçlar ortaya çıktı. Yeni Hava Yeni Güfte bölümünde ise yazarımız son derece kara mizah dilinde bir anlatımı tercih etmiş ve bizlere iş ortadan kaldırıldığı zaman yapılması gerekenleri ironik bir anlatımla aktarıyor. Ve bölümün sonunda bize şu soruyu soruyor. Şayet işçi sınıfı ne kapitalist sömürü hakkından başka bir şey olmayan insan haklarını talep etmek ne de yalnızca sefalet anlamına gelen çalışma hakkını istemek için değil. Ama kendisine hakim olan ve doğasını alçaltan bu kötü tutkuyu, iş tutkusunu, yüreğinden söküp atarak tüm insanlar için günde 3 saatten fazla çalışmamayı savunan Tunç'tan bir yasa oluşturmak için o müthiş gücüyle ayağa kalkarsa yer küre dünya sevinçle titreyecek ve kendinden yeni bir dünyanın kıpırdandığını, karnını tekmelediğini hissedecektir. İyi ama kapitalist ahlak tarafından bozulmuş, yozlaştırılmış bir proletaryadan böylesine cesur bir kararlılığı nasıl istemeli? Zor bir soru öyle değil mi? Kitabı bitirmiş ve üzerine düşünmüş olmama rağmen henüz bende cevabını bulamadığım bir soru. Paul'un dikkat çektiği bir şey benim mi dikkatimi çekti? Yazara göre işin, çalışmanın varlığı işçiler tarafından o kadar kutsanıyor ki, işçiler yoğun çalışma saatlerini kendinden ödün vererek veya kendini kaptırarak aşırı bir üretim yapıyorlar. Piyasadaki talebin bu üretimin az olmasından dolayı üretilen mal bollaşıyor ve değeri azalıyor. Bu da üreticinin için ekonomik durumun kötüleşmesine ve krize neden oluyor. Kriz sonucu işçiler işten çıkarılıyor. Ancak işçiler o çalışma zorunluluğu güdüsüyle sonrasında aynı işi daha küçük ücretle yapmayı kabul ediyorlar. Bu da daha az ücrete daha çok işçinin çalışarak Yine daha fazla üretim, yine kriz, yine işten çıkarma, yine daha az ücrete dönüş gibi kısır bir döngüye girmeye sebep oluyor. İnsanların içlerindeki bu çalışma tutkusuna yenik düşüp, sadece ekmek gayesini düşünerek sevmediği işleri yapmak zorunda kalmamalı. İstediği kadar çalışabilmeli ve ürünüyle kendini gerçekleştirebilmelidir. Aksi bir durum yani ücretli emek, ücretli kölelik söz konusu olduğunda, Zaten bugün görmekteyiz sonuçlarını.